Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yazlık model yelek modeli anlatmak istiyorum. Şöyle lif ipi kullanacağım. E, lif ipi ile e, çok güzel yelekler örebilirsiniz. Ben genelde hep lif ipi ile kendime yelek örüyorum. Elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle zincir çekerek modelimi güzel bir şekilde anlatacak kadar biraz zincir çekiyorum ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar bu çapraz gör, görünümlü harika bir yelek modeli 1 2 3 zincir atlıyorum ve dördüncü zincirimin içine trabzan yapıyorum ikili trabzan yapıyorum hemen yanındaki zincirin içine yine ikili trabzan yapıyorum. Onun yanına yine ikili bir şöyle tekrar alayım. Evet 3 ve dördüncüyü de hemen yanına bakın zincirim dahil 4 tane trabzanım olmuş oldu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve buradan da 1 2 3 4 5 6 zincir atlayıp 7. zincirimin içine şöyle zincirimi sık iğne ile buraya bağlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve burada arkadaşlar 1 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içine yine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir atlayıp 7 zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum hemen onun yanına yine ikili trabzan yapıyorum onun yanındaki zincirin içine yine 2 litre trabzan yapıyorum ve onun yanına yine her zincir içine birer tane 2 litre trabzan yaparak yan yana 4 tane yine trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 6 zincir atlayıp 2 4 6 zincir atlayıp 7. zincirime yine sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 zincir. 2 zincir atlayıp 3. zincirime yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 2 4 6 6 zincir atlayıp 7. zincirime şu an kenardayım arkadaşlar. Sıra sonundayım. Bakın bu şekilde yapıyoruz modelimizi. Hemen onun yanına Bu arada çekmiş olduğum zincirimde tam denk geldi, yani güzel oldu. Hemen bir tane daha, bakın dört tane yan yana yine ikili trabzan yaptım. Şimdi bir iki üç dört zincir çekiyorum, geriye döndüm. Sondaki bakın trabzanımın tepesine batarak buraya sık iğne yaptım. Bir iki üç dört beş. 6 7 zincir çekiyorum ve burada 3 zincirim vardı bu boşluğa içine batarak arkadaşlar 1 2 bu boşluğuma yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve bakın bu trabzanlarımın birinci trabzanımın tepesine sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir ve sondaki trabzanımın tepesine de yine sık iğne ile bakın bağlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine buraya bakın aynı işlemi tekrar ediyorum yine 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum Evet yine sıra sonundayım ve 7 zincirimi çektim. Bakın kenardayım. Birinci trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Ve şimdi zincirimin içine bakın burada 3 zincirim vardı. Zincirimin içine batarak araya batmadım. Ve bu şekilde bağladım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum. Ve buraya Burada arkadaşlar hatta 4 zincir de çekebiliriz. Evet 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Ve boşluğa batarak zincirim dahil 4 tane trabzanım olacak. Evet 3 tane de içine yaptım. Bir tane de kenarda vardı. 1, 2, 3, 4. Evet 7 zincirimi çektim. Bakın hemen başındaki trabzanın başına bakın ilk baştaki 7 zincirimi sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir ve tekrar sondaki trabzanın başına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve yine bu boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Biraz modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet modelimi birkaç sıra daha ördüm ve yükselttim arkadaşlar. Bakın harika muhteşem bir model. Yaza damgasını vuracak bir model arkadaşlar. Hakikaten çok da güzel oldu. Dediğim gibi lif ipi kullanarak da yelek, şal, atkı istediğiniz şekilde, istediğiniz örgüde de bu modeli kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.